Serkan Bey, öncelikle hoş geldiniz İstiraya'da. Nasıl geçiyor? Vallahi güzel geçiyor. Özlemişiz. Hem Türkiye'yi özledik hem sizleri özledik. 2,5 yıldır gelemiyorduk. Hem hasret gideriyoruz hem tekrar burada dostlarla piyasayı değerlendiriyoruz. Zaten ortalık biliyorsunuz çok karışık. Konu da çok güzel gidiyor. Ben sorularıma sektörle devam etmek istiyorum. Petrol fiyatları ile ilgili hem de arzı ile ilgili öngörüleriniz neler? Petrol arzı iki taraflı bakmak lazım buna. Birinci tarafı zaten 2014'ten beri gelen düşük yatırımların getirdiği bir teknik problem var. O konu zaten iklim odaklı politikalarında getirdiği baskıyla çok yakın zamanda çözülecek gibi görünmüyor. Daha uzun vadeli bir problem. Bunun bir de ikinci tarafı da Rusya kaynaklı problem. Rusya'nın Ukrayna anlaşmazlığından sonra Rusya'nın denklemden çıkarılması ambargolarla. Bunun ne kadar süreceğini çok kestiremiyoruz ama şu an ikisi de birlikte yakın zaman için bu fiyatların en iyi ihtimalle yüksek kalacağını, düşmeyeceğini gösteriyor. Ama çok büyük ihtimal yani şu an duyduğumuz Avrupa Birliği'nin ek ambargoları geliyor. Hatta bugün yeni bir ambargo uygulamaya başladılar. 15 Mayıs'ta daha büyük bir ambargonun geleceği konuşuluyor. Doğrudan tüm petrol ve ürünlere bir ambargo geleceği konuşuluyor. Bunlar olursa zaten petrol fiyatları kesinlikle yukarı doğru çıkacak. Peki hani gelecek yıllarda bu böyle devam mı edecek? Çok büyük ihtimal. Çünkü zaten her ne kadar Rusya küçük bir üretici olmasa da dünya toplam arzında payı çok büyük değil. Ama zaten dünyanın geri kalanındaki işte OPEC üyeleri, Orta Doğu üyeleri, Amerika, OPEC Plus'ın geri kalanında da yatırımların düşüklüğünden kaynaklı zaten arzın çok hızlı toparlanmasını beklemiyoruz. Pandemi orada ciddi bir duraklama yaşattı ve bu duraklama hala da çözülecek gibi durmuyor. Talep tarafında her ne kadar bir gelişme olsa da, iyileşme olsa da arzın bunu yakalamasını biz öngörmüyoruz. Bizim yaptığımız petrol fiyat tahminlerinde 2025'e kadar petrol fiyatları artıyor. 2025'te tekrar düşüyor ama düşüyor 118 dolara düşüyor Brent tahminimiz o yönde. Gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Peki buradan doğal gaz sektörüne geçmek istiyorum. Yine doğal Rusya gazı ile ilgili yaşanan krizde Türkiye nasıl etkilenecek? Türkiye doğal olarak doğrudan etkilenecek. Çünkü Türkiye'nin hem petrolde hem gazda büyük tedarikçilerinden birisi Rusya. İki türlü etkilenecek. Birinci kaynak biz biraz hesaplama yaptık. Rusya eğer tüm petrolüne ve petrollerine ambargo uygulanırsa gaz üretim kapasitesinin de %23'ünü kaybediyor. Çünkü Rusya'da büyük sahalarda gaz ve petrol beraber üretiliyor. Bu da Rusya'nın toplam ihracat kapasitesinin düşmesi demek. Eğer ambargo Avrupa'ya uzarsa burada tabii bir atıl kapasite oluşacak. Türkiye bundan faydalanabilir ama Türkiye'nin de kontratları bitiyor. Bunları yenileyecek mi, hangi şartla yenileyecek vesaire gibi konularında netlik kazanması lazım. Türkiye tabii ki bundan kazançlı çıkabilir ama bazı planları da hani şeyle yapmak lazım, dikkatli yapmak lazım. Ama fiziki arz bakımından Türkiye'nin doğrudan karşılaşacağı bir sorun görmüyoruz. Eğer anlaşmalar seviyesinde bir sorun yaşanmazsa fiziki olarak muhtemelen Rusya bu ihtiyacı görecek. Çünkü zaten Azerbaycan'dan da bir kapasite artırımı geliyor Türkiye'ye. İran konusu muhtemelen. Çünkü İran petrol ambargosunun kalkması şu an artık Ukrayna-Rusya krizinin bir parçası haline geldi. Ve İran ambargosu da çok büyük ihtimal 2022 sonuna kadar kalkmayacak. İran petrol gelirlerinden oldukça kendi içerisindeki arama üretim yatırımlarını da yapamıyor. Ve gaz yatırımlarında da ciddi bir duraksama var. İran gazında bir sorun olma ihtimali daha yüksek muhtemelen. Peki neler yapılabilir? Sizin bu konuda söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Sonuçta yani Türkiye Avrupa Birliği üyesi bir ülke değil. Bağımsız bir ülke. Kendi politikalarını, kendi kararlarını kendisi verecek. Karar verici mekanizmalar muhakkak zaten bunları düşünüyorlardır ve planlıyorlardır. Kontratların ve kontrat şartlarının bu duruma uygun şekilde yenilenmesi tabii ki önemli. Sonuçta Rusya zaten bu tür baskılar yaşıyorsa Avrupa tarafında diğer mevcut müşterileri aradan daha iyi tutmak isteyecektir. Oradaki müşterileri kaybetmek istemeyecektir. Bu mevcut durum değerlendirilebilir ve Rusya'daki arz kapasitesinin gücüyle belki diğer LNG kontratları da bunun üzerinden bir ayarlama yapılabilir. Ama yani Türkiye buradan karlı da çıkabilir, zararlı da çıkabilir. Şu an çok karışık bir konu çünkü işin politik tarafı da var. Yani Türkiye bir NATO ülkesi. Olay çok da öyle basit, sadece ekonomi ve sadece emtia konusu da değil. Türkiye bir NATO üyesi olacağı için, NATO üyesi olduğu için Ukrayna-Rusya savaşının Romanya'da Polonya sıçraması durumunda Türkiye NATO ile mi hareket edecek? Etmeyecek mi gibi çok çok karmaşık konular. Bunlar bizim uzmanlığımıza girmiyor. Ama sadece
temel olarak fiziki emtia konuşursak ben çok ciddi bir sorun görmüyorum. Ama az önceki oturumda da konuştuk. Avrupa Birliği kendi içerisindeki tüm üyelerine baskı uyguladıktan sonra uyguladığı baskıyı Avrupa Birliği'nin etrafındaki diğer ülkeler uygulamaya başlarsa, yani Türkiye'ye sen de Rusya'dan gaz alma, ki bugün gelen ambargo, mesela bu petrol taşıyan tankerlerdeki Avrupalı ülkelerin sigortasını kullanan tankerlerle ilgili bir ambargo geldi madde. O maddede Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelere, Avrupalı ülkelerin sigortalarıyla sigortalanmış tankerlere Rus petrol ürünlerinin taşınması yasaklandı. Mesela bugün hiçbir Avrupalı ülke tarafından sigortalanmış bir tankerin bir Rus petrolü ya da Rus ürünü Türkiye'ye getirmesi mümkün değil. Bu zaten Rusya'dan ürünler söyleniyor. Zaten Rus menşeli de demiyor. Bu mesela Kazak petrolünü de aslında otomatik dahil ediyor. Bunun gibi ikinci, üçüncü etkileri olacak muhtemelen. O yüzden de hani çok çok karmaşık. Şimdi ne desek de yalan aslında. Şimdi sohbet hocamın dediği gibi hani biz şu an ne desek de yalan olacak muhtemelen. Evet. Çok güzel bilgiler paylaştınız bizlerle. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi herkese gene çok moralinizi bozmayın güzel günler yani. Herkese teşekkür ederim. Çok keyifli. Bizi misafir ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Herkese sevgiler. Biz teşekkür ederiz. Geldiğiniz için çok sağ olun. Siz sağ olun.